Gözlerden uzak bir hayat yaşıyorsunuz. Nasıl gidiyor evlilik? Aslında şu anda karşınızda büyük bir pişmanlıkla oturuyorum. Ben belki de dünyanın en aptal adamıyım. Yanı başındaki sevdiğini göremeyecek kadar aptal bir adam. Efendim Ece? Ayşegül, hemen televizyonu aç. Televizyon mu? Ne oldu ki? Hemen aç, hemen. Can Tekin yayında şu an, canlı yayında. Hangi kanal? Show TV'de. Show TV. Tamam, hemen, tamam Ece, açıyorum. Sakin ol, tamam, açtım. Ayşegül, beni affet. Eğer beni izliyorsan... Ne yapıyor bu ya? Sana şunu söylemek istiyorum. Ben sana gerçekten çok aşığım. Ben bir tek seni istiyorum. Yalnız seni seviyorum. Tüm duygularım gerçek. Eğer bunu istiyorsan... Lütfen beni ara. En azından sesini duyayım. İyi olduğunu bileyim, bu bana yeter. Sana ancak bu şekilde sesimi duyurabileceğimi düşündüm. Ben bir aptallık ettim, evet. Senin elini bıraktım. Ne olur, sen beni bırakma. Son bir şans daha ver. Murat, bana yardım et. Boşanmak istiyorum. Ne düşünüyorsun? Nasıl geçti sence? Bir şey söylemeyecek misin? Ne mi düşünüyorum? Bence bundan sonra sen kendine bir bakkal dükkanı falan aç cancığım. Ne düşüneyim ben? Kariyerin artık yerle bir. Bitti yani. Her şey bitti. Game over. Efendim? Pardon, bana mı dedin sen onu? Yok Handan Hanım. Estağfurullah da yani. Adam 70 milyonun karşısında sevgisini gösterdi. Yani bir helal olsun hak ediyor bence. Bence senin dilin çok uzadı, biliyor musun? Gerçekten. Senin o dilini keserim, sonra da seni o şirketten kovarım. Anladın mı? Adam sevgisini açıklamışmış. Onun açıkladığı o sevgi bizim ocağımıza incir ağacı dikti şu anda. Bittik, bittik. Handan yeter, Handan yeter, yeter. Anal'dan arıyorlar. Şimdi çıktık, niye arıyorlar? Efendim Kemal Bey. Aa. Gerçekten mi? Aa, tabii. Tabii canım, neden olmasın?
Olur olur olur, ben sizi yarın ararım, bu hafta içi bir gün için randevulaşırız. Oldu, iyi günler. Bir ton mesaj gelmiş. Can, inanmayacaksın ama şu anda ülkenin bir numaralı gündemi sensin. Herkesin derdi sen olmuşsun şekerim. Ya bırak Handan ya Allah aşkına. Canım sıkkın zaten. Yok patron, Handan Hanım doğru söylüyor. TT olmuşsun. Can, bayılmışlar yaptıklarına. O romantik hallerine, o aşk adamı hallerine, o söylediklerine. İnanmıyorum ya. Az sonra tekrarını vereceklermiş. Vallahi mi? Ben söylemiştim ya. Gerçekten ben söylemiştim. Bu iş çok iyi olacak demiştim. İyi ki yaptık biz bunu. Ya iyi ki yaptın. Gerçekten çok iyi oldu bu bence ya. Herkes bayılmış. Doğru. Bende de bir sürü cevapsız arama var. Mesajlar da var. Arda. Ayşegül yok. Murat, bir şey soracağım. Tabii. Bu gittiğimiz avukat. Evet. İyidir değil mi? Bizim yıllardır aile avukatımız. Hatta Can da tanır. Ya çok pardon. Kusura bakma, saçmaladım. Yok canım, ne dedin ki? Yani piyasanın en iyisidir. Hiç merak etme. Süper. İşlemler yapılırken hiçbir risk çıkmasın istiyorum çünkü. Merak etme Ayşegül. Sen boşanmaya karar verdiysen boşanacaksın. Bana bak, Can Tekin'in karısı değil mi bu? Vallahi öyle. Daha bu sabah bunun için ağlamadı mı çocuk canlı yayınlarda? Yazık ya, kıyamam. Ya bu yanındaki kim? Ne yapıyor bu kız burada? Bak ya, Can Tekinciğim bunun için perişan olsun. Bu kız geçsin buralarda öyle. Çek kız şunun fotoğrafını. Şu rezilliğe bak, kepazelik. Aylardır gözümüzün içine baka baka yalan söylemişler. Ay sorma Tahsin, sorma. Aklımı çıldıracağım, beynimi oynatacağım, sorma. Ya bu çocuk neden böyle bir işe kalkışmış, aklım almıyor. Para desen var, şan şöhret desen var. Kızlar kapısında kuyruk. Daha Allah'ından belasını mı izliyor bu çocuk? Ayşegül girdi onun kafasına. Can öyle şey yapmazdı. Baba, bir de hiç laf ettirmezdiniz o bacaksıza. Boşuna mı demiş büyüklerimiz, mabadı yere yakın olandan korkacaksın diye? İsmail dedi. Baba. İyi misin baba? Baba. Aa. Medya, tansiyon aletini getir hemen. Naci. Vay 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 vay. Patron şunlara bak ya. Neler yazmışlar. Ülkenin bütün kadınları delirdi bu sabah sayende, delirdi ya. Şunlara bak. Kimmiş? Vay be. Bu ne be? Ne oldu patron? Bu ne oğlum, bu Ayşegül? Yanındaki de Murat. Bir dakika. Aa, ne arıyor oğlum bunlar ikisi yan yana? Ne yapıyor bu kız da? Bu yan yana neredeler bunlar? Yeni mi bu? Yeni mi konmuş? Bir bak bakayım. Patron yeni konmuş. 5 dakika olmuş koyalı bunu. Ver şunu bebe. Versene sen şunu bana. Herif avukatına götürüyor kız ya, avukatına götürüyor. Bebeğe çek hemen, bebeğe gidiyoruz hemen, bebeğe çek. Can bir sakin ol, bebeğe falan gidemeyiz yani şu anda. Gerçekten saçmalıyorsun, orası kilitli ya. Sahil kilitli, ölürüz trafikten. Git bebeğe.
Patron. Ne? Anlan Hanım haklı. Bu trafikte yürüyerek arabayı geçersin ya. Doğru. Çek hemen sağa. Hemen sağa çek, duruyorsun hemen. Hayır canım, nereye iniyorsun daha fazla? Saçmalama ya. Geçmez, saçmalıyorsun. Ya hemen çek dedim, sağa ineceğim hadi. Hayır, hayır. Ya aç, aç kapıyı. Ne oluyor ya? Nasıl yapsam, hangi kapıyı çalsam? Eğer anlaşmalı boşanırsanız hemen hallederiz. O nasıl oluyor? Yani Can Tekin'in de bu boşanmaya razı olması gerekiyor. Ya istemezse? İşte o zaman iş biraz uzar. Bir de aranızda yapmış olduğunuz sözleşme var. Ayşegül, biliyorsun canım bende iş anlaşması var. Eğer bu boşanmaya karşı çıkmazsa ben de onu iptal edebileceğimi söyleyebilirim. Nasıl yani? Ona rüşvet mi teklif edeceksin? Yani rüşvet demeyelim de. Yok yok. Ben ikna ederim. Şimdi işleri karıştırmayalım. Daha da çok sinirlenebilir. Peki o zaman biz kalkalım. İhsan Bey, siz bu anlaşmalı boşanma için gerekenleri yaparsınız. Tabii tabii, hallederim, merak etmeyin. Teşekkürler. Ayşegül! Ayşegül! Ayşegül sen bil, ben hallederim. Dur Murat, o kadar da değil sen. Neredeydin dün geceden beri ya? Aklım çıktı sana bir şey olacak diye. Bana zaten bir şey oldu Can. Daha ne olsun? Can, uzatma istersen hadi. Sen ne akla konuşuyorsun lan? Senin benim karımın yanında ne işin var? Can! Lütfen! Neredeyiz, farkında mısın? Murat bana boşanma işlemleri için yardım ediyor, tamam mı? Avukattan çıktık. Ayşegül saçmalama ya. Davayı açıyorum Can. Ve eğer anlaştık... Ben senden ölsem de boşanmam. Ben kararımı verdim Can. Tamam mı? Bu da benim kararım. Boşanmıyorum. Hadi gidelim. Can ne yapıyorsun sen ha? Ailemizi nasıl bir rezilliğin içine sürüklediğinin farkında mısın? Ay seni doğuracağıma taş mı doğursaydım, ne yapsaydım acaba? Anne anlayamıyorum, duyamıyorum seni. Sonra konuşalım, hiç sırası değil. Bu işin sonrası morrası yok Can. Deden ölüm döşeğinde. Canıyla uğraşıyor sizin sayenizde. Ne? Anne dedeme ne oldu? Ne oldu dedeme ya? Yuh Medya Hanım.
Medya, elmamı da kavursaydın bari. Her şeyi öğrendik Can, tamam mı? O yer cücesiyle yaptığın sahte evliliği de öğrendik. Dedenin yüreğine iniyordu az kalsın. Anne tamam, hemen geliyorum ben. Kapat, hemen geliyorum. Ayşegül. Sen Can'dan boşanmaya neden şimdi karar verdin? Can neden canlı yayına çıktı? Bu adam sana ne yaptı Ayşegül? Sence bunları bilmeyi hak etmiyor mu? Can. Elif'le ikisi. Neyse Murat, ileriden döneceğiz. Ecelerin evi hemen orada. Ayşegül gel bende kal. Yok olmaz. Bende kal işte. Ben evde kalmasam da olur. En kötü bir otelde kalırım. Yeter ki sen rahat et. Yok teşekkür ederim. Ecelerin evinde hem rahatım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ayşegül. Her şey çok güzel olacak. İnan bana. Neredesin? Telefonlarını açmıyorsun ya. Dört dönüyorum burada meraktan. Bu Can Tekin manyağı niye televizyona çıkıyor? Niye ulusa seslenir gibi sana bağırıyor? Ayşegül. Bu olayla neden ilgileniyor? Çünkü sevgili Peggy Metelix'in açlıktan öleceğim. Esaslı bir haberci olmaya ya ne bu hal? Bir şey söyle. Ripley odadayken şüpheli bir şey... Neredeydin kızım? Herhangi bir şey. Başına dert açmayacağım. Avukattaydın. Ne? Istiyorum. Ne avukatı? Tanrım keşke ben de bilsem. Kızım sen ne yaşıyorsun gerçekten kendi kendine ya? Allah Allah hemen anlatıyorsun. Detay veriyorsun ne oldu? İşte Murat'la boşanma işlemleri için avukata gittik. Sen ciddi misin? Evet. Ne oldu ki? Ayşegül senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kızım sen bu adam için bu kadar mücadele ettikten sonra şimdi nasıl böyle boşanma lafını ağzına alabiliyorsun ya? Evet. Ay bir de böyle psikopat psikopat gülümsüyorsun. Ece o iş bitti. O konu kapandı. Can Tekin'in defteri dürüldü. Çekmeceye kondu. Çekmece kilitlendi. Anahtar da denize atıldı. Ayşegül Dinç'in yeni hayatının ilk günü. Neyse ben biraz uyuyayım. İyi. Hadi sen bir uyu. Ay vallahi kız delirtmiş ya. Ay canım. Dede. Dedem nasıl, iyi mi? Dur orada. Hiçbir yere gitmiyorsun. Bize bir açıklama yapman gerekmiyor mu?
Deden iyi şimdi. Sen önce durup şu rezilliği bir açıkla bakalım bize. Elif olmasa dünyadan haberimiz olmayacaktı. Can, ya ben Ayşegül yüzünden daha fazla üzülme diye söyledim. Hem ailen sana yardımcı olabilir, bu olay daha kolay çözülebilir. Onların da bilmeye hakkı var. Ya o yüzden... Elif, bizi 5 dakika yalnız bırakır mısın? Lütfen. Dün de hatalarım oldu. Bugün de öyle. Eğer hataysa Ayşegül benim hatam. Ama değiştirmek istediğim bir parçam değil. Ayşegül hayatımda karşıma çıkan en güzel şey. O yüzden Elif'in burada size söylediği hiçbir şey benim umurumda bile değil. Herkes bunu böyle bilsin. Aslan oğlum benim. Senin ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Ben ne dediğimi gayet iyi biliyorum baba. Ne istediğimi de. Anne, dedem odasında mı? Odasında. Geliyor. Dede. Ha, iyi misin? İyiyim, iyiyim, korkma. Hiçbir şeyim yok. Baban işte doktor değil mi? Her şeyin suyunu çıkarıyor işte. Vallahi çok korktum ya sana bir şey oldu diye. Korkma oğlum. Biz eski toprağız evlat. Bize bir şey olmaz. Asıl size ne oldu be oğlum? Bana bak. Kalk git. Ayşegül'ün yanına git. Ben öyle sahtesiymiş, gerçeğiymiş bilmem. O senin karın. Hem o mıncırın sana nasıl baktığını gördüm ben. Evliliğin sahtesi olur ama aşkın olmaz. Hadi. Oh. Can! Can durur musun lütfen? Ya nereye gidiyorsun? Konuşmamız gerekmiyor mu sence de? Konuşacak bir şey yok Elif. Nasıl konuşacak bir şey yok ya? Ben senin sevgilin değil miyim? Bırak sevgiliyi. Arkadaşım olduğuna bile emin değilim artık. Üstüme gelme benim. Anladım ben seni ya. Hevesmiş senin için. El değdiğince bitti tabii değil mi? Öyle olsun istemezdim. Elbet bana döneceksin Can. Döneceksin. Ayşegül. Ayşegül iyi misin? Can. Ne işin var burada? Çok şükür. Ateşin de yok. İyisin. Çok korktum sana bir şey olacak diye. Ayşegül, bu evin hali ne? Ne oluyor ya? Ne oluyor?
Ayşegül. Bu ne ha? Her yer toz. Ben sana kaç kere demedim mi bu temizlik işini şişirmeyeceksin diye? Kalk şimdi adam gibi temizlik yap. Ama ben vallahi temizleyecektim. Ya bırak abicim bırak. Ayşegül'ü bilmiyor musun? Kunduz işte. Ya hayır yani neyi becermiş ki zaten hayatı boyunca? Hiçbir şey beceremez o. Ya niye beceremeyeyim? Temizleyecektim. Uyanınca yapacaktım. Ayşegül bir tanem benim için temizliğin hiçbir önemi yok. Ben yaparım temizliği sen yeter ki iyi ol, yanımda ol. Seni çok seviyorum. Ayşegül kalk çabuk git bana yemek yap çabuk. Karnım aç benim ya. Sabahtan beri açım ben git yemek yap bana çabuk. Ya bırak ya bırak ne yemeği şimdi. Ne yemek falan yenmez. Yemek yapmayı da beceremez çünkü Ayşegül. Ayşegül ne olur beni affet. Seni çok seviyorum. Luna Park'a gidelim mi? Ha? Çok seversin. Dondurma da yeriz. Şuraya bak şuraya. Her yer toz içinde toz. Bir parmak toz var burada. Kork dedim çabuk temizlik yap. Ya ben çok sıkıldım ya. Vallahi çok sıkıldım gerçekten. Elif'e gidiyorum ben. Orası daha eğlenceli. Onda kalacağım bu gece. Hangisi gerçek Can ya? Can'daki sen kimsin? Ayşegül ne oldu? Ayşegül iyi misin? Aşkım bu kız normal değil. Ya ben tanımaz mıyım kaç senelik arkadaşımı ya? Önce bir böyle boşandım diye böyle rahatlamış numarası yapmalar falan. Sonra gündüz vakti uyumalar. Ayşegül gündüz hiç uyumaz. Vallahi bu kız normal değil. Neticeğim şu an ben bu durumla alakalı ne yapabilirim aşkım? Ha? İşten çıkıp çikolata alıp Ayşegül'ü avutmaya mı geleyim eve ya? Bağırma ya. Allah Allah. Bak ben diyorum ki benim hamile yogası var ya. Ben diyorum oraya giderken Ayşegül'ü de alıp götüreyim. Kız biraz rahatlar, kafası falan dağılır. Hı? Götür, götür aşkım götür. Zaten bir yoganız eksikti şu an. Gerçekten diyorum aşkım ya. Kapatıyorum. Bir patronu geldi. Bildiğin gibi değil. Sabahtan beri telefonum susmadı gitti Can. Sen niye dikiliyorsun karşımda? Kahvem nerede benim? Şimdiden bu ay için iki tane dergi çekimimiz var. Haberin olsun ona göre yani. Yahu bütün kanallarımı müdürleri arar şekerim. Hepsi seninle görüşmek istiyor. Ayrıca bir sürü televizyon programından davet var. Şimdiden iki tane sinema filmi senaryosunu kuryeye verdiler. Bekliyorum okuyacağım sana anlatacağım da. Aman ne güzel küllerimizden doyuyoruz yani. Handan gerçekten senin için çok sevindim. Asıl bir reklam teklifi Handan. Geldi ki. Bomba canlı bomba adamlar. Ya kampanya istiyorlar. Handan bir susar mısın bir şey söyleyeceğim. Ay ne bağırıyorsun? Efe yanındaysa versene bana. Burada ne olacak? Ya versene Handan. Allah Allah. Al seni istiyor. Buyur patron. Efe, kardeşim Ayşegül nerede biliyor musun? Nereye gitti sen bilirsin. Dışarı falan çıkacaktı o. Aa, onlar Ece ile yogaya gideceklerdi patron ya. Ha, iyi. Nerede orası? Tamam kardeşim. Sağ olasın. Diğer modellere de bakalım isterseniz. Onlar da tam size göre. Günaydın Elif Hanım. İyi değil mi bu? İyi iyi. Al sen bunu kaçırma. Ya sana ne diyeceğim? Asıl sen şu Can Tekin olayına ne diyorsun? Ya neydi o? Nasıl çıktı televizyonlara? Çok tatlıydı ama değil mi? Vallahi çok şanslı kız karısı. Ben sana bir şey diyeyim mi? O adam o kızdan hayatta vazgeçmez. Seviyor, belli. Sence araya başka biri girmiş olabilir mi? Aman, olsa ne olacak? Can Tekin'in elinin kiri. Ama o kızla evlenmiş artık. Yeter! Ne biçim konuşuyorsunuz siz ya? Terbiyesizler! Hemen terk ediyorsunuz bu mağazayı, hemen terk ediyorsunuz. Melek! Melek hemen gel. Al şu elbiseyi. Gidiyor bunlar mağazadan. Çıkar şunun elbisesini hemen. Thank you.
İyi misin Asu hiç? İyiyim iyiyim. Dumandan böyle bir şey oldum. Ama ferahlattı da. Gece neyi yettik de geldik. Ayşegül bir şey söyleyeyim mi? Yoga sana çok iyi gelecek. Böyle var ya, ruhun rahatlayacak, omurgaların açılacak, çakraların açılacak, böyle huzur gelecek. Senin bu olmuş halin mi? Yani ya ben de yeni başladım zaman önce. Hadi hadi kalk kalk. Hoca geldi herhalde. Ders başlayacak, gidelim. Canlandırdın beni ya. Çok iyi gelecek. Evet arkadaşlar, şimdi bir de savaşçı pozisyonuna geçelim. Sonra hadi bakalım. Ayak ve diz aynı yerde. Eller yukarıda. Yukarıda eller. Hocam savaşçı böyle olmaz. Yok, yukarıda eller. Sen kaldır. Evet, çok güzel. İyice burada nefes alıyoruz. Gerinin, gerinin, gerinin. Ay. Yavaşça çocuk pozisyonuna geçiyoruz. Buradan hemen kedi pozisyonu al. Al kedi pozisyonunu, al. Şimdi belimizi rahatlatalım. Çıkar popoyu. Nefes al burada. Esnek belini. Ver nefesi, ver, 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 ver. Kamburlaş, kamburlaş. Ayşegül, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Aşırı iyiyim. Yalnız aramızda konuşmuyoruz, lütfen. Kendi aramızda konuşmuyoruz, lütfen. Kocası oyun sitik ayak üstünde bırakır. Evet, şimdi bunu da tamamladığımıza göre meditasyona geçebiliriz arkadaşlar. Geçir. Güzel güzel gevşiyoruz şimdi. Bildiğimiz pozisyonda eller, pozisyonluk al, elleri aç. Evren enerjisine açıyoruz kendimizi. Açıyorum. Gözlerimizi kapatıyoruz. Bir deniz kıyısında hayal edin kendinizi. Ayşegül! Ayşegül! Bu ne ya? Yine mi rüya? Kayıptan konuşuyor artık bana adam. Ayşegül! Çabuk kalk, bana yemek yap. Çabuk! Ne oluyor? İyi misiniz? İyiyim. Böyle omlayınca benim bilinçaltım konuştu herhalde. Güzel, güzel. Ayşegül, iyi misin? İyiyim. Devam edelim. Om. Burada ne oluyor? Evet. Siz ikiniz sınıfından çıkar mısınız? Niye ki om? Siz çıkın sınıfından. Çıkın, gevşeyemiyoruz. Biz gergin. Ay iyi, ben çıkayım o zaman. Zaten belim ağrıdı. Bana hiç iyi hissettirmedi kendimi. Ayşegül ne yapıyorsun ya? Hadi kızım sen kalk şifalan. Ayşegül, Ayşegül. Ayşegül. Ya Ayşegül, şişt, Ayşegül dur. Ya bir dinle, bir dinle. Yağım peşimden gelme artık, ovuzum çıktığı kadar bağıracağım. Ya dinle beni. Ya istemiyorum dinlemek, istemiyorum. Ayşegül bak, ben seni gerçekten... La 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 la. Dinlemiyorum, dinlemiyorum. Tamam, o zaman şöyle özet geçeyim.
ben senden boşanmıyorum. Ya boşanıyorsun ya, boşanıyorsun. Boşanmıyorum ya, boşanmıyorum. Zorla mı? Ay ne yapıyorsun? Ay. Kız arkadaşlar, Cantik'in burada, Cantik'in burada, koşun. Ama benim iş tanımımda patronla meyhanede içeceksin demiyor ki. Artık diyor kardeşim. Bu gece burada benimle sabaha kadar içeceksin. Anladın mı? Patron, sen burayı nereden buldun? Film çekmiştik biz. Orada... Kullanıyorduk biz burayı. Oradaki karakter çok aşıktı. Gelip burada içip içip duruyordu. Ha senin şu batan film bu. Okey. Senin kaşın ne oldu ya? Kızlar sokakta selfie çekiliyorlardı benimle. Dirseğe geldi kızım birinin de. Sıkıntı yok yani. Bir şey değil. Bana bak patron. Senin bu film battı mattı ama bunlar seni hala seviyorlar ha. Özür dilerim. Yani... Sizi kurtarmak için ölmeyi göze alabilir mi? Sinan benim için her şeyi göze aldı. Kendi hayatını hiçe sayarak benim hayatımı kurtardı. Sonra ya, da Ayşegül Allah aşkına ya. Bana eğlenme teklif etti. Allah aşkına ya, dünyanın yani, en acıklı sahnesini izliyoruz. Ben burada ağlamaktan gözlerim şişti. Sen neye gülüyorsun acaba? Neye gülüyorsun yani? Ay inanma bunlara Ece. Film bu neticede. Ya saçmalama, kızın nasıl aşk acısı çektiğini görmüyor musun be? Bak Ece, aşk acısı diye bir şey yoktur. Bu böyle filmlerin, şarkıların saçmalıkları, abartısı. İçim yanıyor Efe. İçim. Su vereyim patron. Ne suyu be oğlum? Aşk acısından yanıyor içim. Okyanusları içsem ferahlayayım. Aşk diye bir şey yoktur. Safsata. Aşk diye bir şey varmış efendim. O adına aşk denen şey kandırmaca. İnsan kendini kandırmak istiyor, anladın mı? İnanmak istiyor. Gerçek olsun istiyor ama yalan yani. Çok söyledim kendime. Çok kandırmaya çalıştım kendimi. Aşık falan değilsin sen. Öyle bir aşığım ki. Çok aşığım. Bak bana. Bak. Artık kendime geldim. Gerçeği gördüm. Gözüm açıldı. Allah'a şükür. Çok iyiyim ya. Harikayım. Küçük kadınım ben. Zamanı keşke geriye döndürebilsem. Keşke bana seni seviyorum dediğinde delikanlı gibi ben de ona seni seviyorum diyebilsem. Keşke. Patron, sen bunları niye bana anlatıyorsun?
Babacığım ne yapıyorsunuz siz burada ha? Biraz içime zilli de bir şeyler atıştırıyordum. Olmaz babacığım. Tahsin ne dedi? Perhiz yapacaksınız. Öğün dışında başka bir şey yenmeyecek demedi mi? Alt etmiş o. Ay verin şunu bana siz. Vermem. Babacığım bakın yine baş başa kaldık. Yer cücesi de yok artık beni satıp satıp gidebileceğiniz. Benimle iyi geçinin derim. Vermem. Ya vermiyorum. Vermem. Bırakıyorum. Ay gördünüz mü yaptığınızı? Kırıldı canım tabak. Takımım 51 parça kaldı ya görüyor musunuz? Ne olmuş be? Alt tarafı tabak. Yenisi alınır konur yerine. Önemli olan kalp kırmama kalp. Kalbin yenisini alıp koyabilir misin yerine? Ha? Ne demek istedi bu adam şimdi? Ayşegül! Abi! Ayşegül! Ya abici sen niye bağırıyorsun? Bende anahtar var. Anahtar mı? Evet. Lan daha önceden söylesene oğlum o zaman ya Allah Allah. Ben de böyle daha konsept olsun, tarz olsun diye böyle. Ayşegül! Abi bizi apartmandan kovduracaksın kurban olayım. Geç. Kim kovuyor lan? Bağırma lan. Ayşegül! Bir dakika abi, bir dakika ya. Ayşegül! Tuh! Gerçek oldu. Ay Efe ne oluyor ya? Ne oluyor Efe? Saat kaç? Ne oluyor? Aşkım adam yanıyor cayır cayır. Yanıyor adam. Ay ne oluyor ya? Yürü eve gidiyoruz. Hadi. Nereye gidiyoruz ya? Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ya kızım uzatma düşünme ya. Gidiyoruz. Ya benimle Emir kipiyle konuşma. Ayrıca ben hiçbir yere gitmiyorum ve niye benim zırt pırt karşıma çıkıyorsun? Arkadaşlar, komşular var. Biraz sessiz. Bebeğim ağzıma geldi. Ne olur yavaş ya. Bizi var ya bu gece evden atacaklar kesin yani. Ayşegül ya. Senin ne işin var kızım böyle el alemle denmeyle? Aa! El alem sensin be. Sen yokken biz vardık Can Bey. Dur be. Bırak. Hatırladım. Tabii. Menfaatiniz için kızın peşinden ayrılmıyormuş. Can! Hı? Lütfen gider misin? Seni almadan şuradan şuraya gitmiyorum. Kızım be. Ben geberiyorum be sensiz. Böyle içimden ciğerimden sanki kızgın demirler geçiyor. Allah be! Ayşegül sakın gevşeme gebertirim. Can! Oh be! Can değişini nasıl özlemiş. Adam yörüngeden çıktı kızım ya. Ayşegül yalvartma artık ya. Ne olursun ya. Sus! Sus! Can bu iş bitti. Olmaz. Bitemez Ayşegül. Evliliğimizi kurtaralım. Lütfen Ayşegül. Can! Biz boşanıyoruz. Ayşegül be. Son bir şans be Ayşegül. Son bir şans. Ay ne son şansı Can ya? Ne son şansı? Evlilik terapisine gidelim. Ne? Ay Amerikan dizisi mi bu ya? Ben gitmiyorum terapiste falan ama sen istiyorsan gidebilirsin ki bence gitmelisin. Kızım bak bir deneyelim. Ya olmuyorsa eğer tamam çıkışında... Vallahi imzalarım bu boşanma kağıdı madı ne varsa anlaşması. Söz veriyor musun? Allah benim bin türlü belamı versin. Veriyorum.
Efendim Can? Efendim? Nereden bulayım sana gecenin bu saatinde terapist ya? Yarı yarıya azaltmak mümkün. Hem de çok basit yöntemlerde. Babacığım, çok artık televizyon seyretmek yasak. Neymiş ki? Haberleri seyrediyorum, ne olmuş ne bitmiş diye onlara bakıyorum, ne var yani? Olmaz. Ya televizyon izleyip niye içinizi karartacaksınız? Ben izin vermiyorum. Ya bir şeylere bakıyordun, ne olmuş? Ben de gitti onu öğreniyorum ya. Şifa niyetine. Sakinleştirici. Ne ki bazı medya? Sen bana neler yutturuyorsun? İyiliğiniz için babacığım. Şu saati bir çıkarın bakalım da bir tansiyonunuzu ölçeyim. Ne çıkarıyorum canım? Nereden çıkarıyorsun şimdi bunu? Babacığım sol koldan bakılıyor. Bir çıkarın şu saati. Hayır Allah'ım. Al beni ya. Al. Yani hiç çıkarıyorsun durup dururken. Ay dur baba, bir rahat İyi dur. Ben. Bir rahat dur. Bir dakika, bir nabzına bir tansiyonunu alayım. Büyük 7, küçük 11. Yani? Büyüğünüz düşmüş, küçüğünüz fırlamış babacığım. Hadi be. Bizim bunları denklememiz lazım. Nasıl yapacağız? Şimdi siz şuraya yatın da bunları bir eşitleyelim. Dur. Lan Medya ne yapıyorsun Allah aşkına? Baba yat şuraya. Ya bırak beni ya. Ya Medya yapma Allah aşkına. Yat şuraya baba. Şunu da koyalım altına. Ay Allah'ım. Nefes alamıyorum. Medya gitme şuraya Allah aşkına. Ne diyorsunuz? Cidden mi? Evet abla. Sonik teneffüs lazım mı? Naciye, gel babama sonik teneffüs yap çabuk. Hayır istemiyorum. Hayır. Gel. Hayır ben iyiyim. Hayır istemiyorum. Sonik teneffüs. Tamam istemiyorum. Sonik teneffüs yap. Ya ben iyiyim. Ay. Bak nefes alın bak. Yap. Oh. Hande Hanım, hoş geldiniz. Merhaba Murat Bey. Merhabalar. Hayırdır? Ne oldu? Murat Bey, bizim bu film işi ne olacak? Ne demek ne olacak? Can Tekin ne zaman sete çıkarsa biz de filmi çekeceğiz. Da işte burada bizim bir problemimiz var. Can Tekin sete çıkmıyor. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş bulduk. Sana şunu söylemem lazım, hazır burada seni bulmuşken. Biz seni ailecek çok beğeniyoruz. Çok teşekkürler, çok sağ ol. Sen de Can'ın uğruna canlı yayına çıktı güzel karısısın. Maalesef, o benim. Niye maalesef dedin? Allah Allah. Maalesef işte, çok açık değil mi? Maalesef. Bindik bir alamete, gidiyoruz kıyamete. Biz aslında boşanıyoruz doktor hanım. Rahat olun biraz. Neden böyle endişelisiniz? Bana böyle pek çok sizin gibi çift gelir. Burada birbirlerine kızarlar, bağırırlar. Daha sonra el ele göz göze çıkarlar. Buraya gelip de boşanan kişiyi görmedim doğrusu. Bak, el ele diyor, göz göze diyor. Barıştırıp çıkardınız, evlerine giderler. Şşşt, dürtme ya. Ne yapıyorsun be? Can, sen anlat biraz. Biraz da seni dinleyelim. Tabii anlatayım doktor hanım. Bir kere ben karımı çok seviyorum. Yani evliliğimiz başlayalı çok uzun bir süre de geçmedi zaten. Böyle kah sevinç, kah kahkaha, kah neşeli zamanlar, kah kavgalar, gürültüler falan öyle geçinip gidiyorduk. Herkes kendi odasında takılıyordu falan. Ne? Siz ayrı odalarda mı kalıyorsunuz? Evet. Nasıl yani? Yani... Ben anladım doktor hanım. O sizin bahsettiğiniz şeyden bizde yok. Bende hiç yok. Onda da deplasmanda var. Ama o konulara hiç girmeyelim. Hiç. Ayşegül böyledir işte doktor hanım. Adamın ağzına lafı tıkar. İstiyorsan o lafı tıkmayalım, o lafı bir açalım bakalım nereye gidiyor. Gördünüz mü doktor hanım? Sürekli tehdit, devamlı tehdit, hatta bazen kaba kuvvet. Nasıl yani, nasıl? Aman üf, kaba kuvvet dediği bir iki elini ısırdık, bir kafasına bir şey fırlattık falan, böyle yani gözüne pit
tane çakmak vardı. Bakın doktor hanım, gene. Gene hep böyle işte, kaba kuvvet. Durun bakayım, anlayamadım ben. Ne demek istiyorsunuz? Nasıl yani? Anlayamazsınız doktor hanım, anlayamazsınız. Yani bu sözleşmeyi biraz ertelesek olmaz mı? 5 yıl falan. Ya da feshetsek karşılıklı. Handan Hanım, Can'ın bende 2 senelik sözleşmesi var. Ya gelir paşa paşa sete çıkar, ya da 2 sene bekler. Ya da... Ya da? Ayşegül'den anlaşmalı boşanmayı kabul eder, imzayı atar. Ben de sözleşmeyi yırtar atarım. Can da kuşlar gibi özgür olur. Murat Bey, siz ciddi misiniz? Son derece ciddiyim. İş konuşmuyor muyuz Handan Hanım? Bunlar da benim şartlarım. İş konuşuyoruz ve konu Ayşegül mü? Yani aslında en başından beri konu Ayşegül müydü? Ne? Diyorum ki en başından beri bütün bu resleşmelerin tek sebebi aslında Ayşegül müydü? Handan Hanım, haddinizi aşıyorsunuz. Bence Ayşegül'ü boşuna beklemeyin Murat Bey. Biliyor musunuz şu anda nerede? Can'la birlikte evlilik terapisindeler. Evliliklerini kurtarmaya çalışıyorlar. Hayırlı işler Murat Bey. Şimdi doktor hanım, aslında buraya Can Bey'in yalnız gelmesi gerekiyordu. Beni niye buralara kadar sürükledi bilmiyorum. O neden? Niye? Aslında Can Bey sizin için bir maden. Ne ararsanız var. Kabalık var, titizlik var, egoistlik var. Ha bir de çoklu kişilik bozukluğu var. Sorun Can Tekin kim? Kendisi bile bilmez. Hayret bir şey ya. Ben miyim o? Evet. Kaba egoist falan. Evet. Ya sen anlasana doktor hanıma, kendinden bahsetsene birazcık. Nasıl patabatsızsın, nasıl pasaklısın acaba? Ha bir de doktor hanım, biliyor musun? Çok yiyor, durduramıyoruz. Biz ailece kendisini durduramıyoruz. Sürekli yiyor, kunduz gibi kemiriyor her tarafı. Adamın ocağına incir ağacını diker bu. Aa! Lokmalarımı mı sayıyorsun? Evet. Bir dakika. Durun. Konuyu bir toparlayalım. Bir başka açıdan bakalım. Bakalım mesela nasıl vakit geçiriyorsunuz siz? Pek bir şey yapmıyoruz ya. Yani şimdi şöyle, Can Tekin biraz meşhur olduğu için toplum içine pek karışmaz ama meşhurluk falan bahane, adamın içi çürümüş ya. Ya bana diş fırçasıyla fıtı 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 lavaboları temizletiyor. Sahi mi? Sen karına bu kadar diş fırçasıyla temizlik mi yaptırıyorsun? Evet. Ay Allah'ım, nasıl çalıştırıyor beni, inanamazsınız. Kızım çalıştıracağım tabii, sana o kadar para ödüyorum. Ne? Sen karına temizlik yapması için para mı veriyorsun? Evet. Nasıl yani? Doktor hanım, ben Ayşegül'ü bu yüzden aldım. Bir dakika. Biraz yavaş gidelim. Çünkü ben anlayamadığım için. Duralım birazcık. Birazcık duralım. Hayır doktor hanım. Durmayalım. Durursak düşeriz çünkü. Ay ben zaten buraya niye geldim ya? Ben bu adamdan boşanacağım. Zorla getirdi beni buraya. Ayşegül, otursana şuraya kızım. Bakın görüyor musunuz? Gene emir gibi, gene kızımızım ya. İnsan karısıyla böyle mi konuşur ya? Hayatım, oturma sen lütfen. Ayşegül, anlasana doktor hanıma, anlaşmalı evlendik falan. Ay şimdi anlaşmalı boşanıyoruz işte. Boşanmıyoruz. Boşanacağız. Anlaşmalı evlilikte anlaşmalı boşanılmaz. Çatır çatır boşanılır. Boşanılmaz. Boşanılır. Boşanılmaz. Boşanılır. Boşanmıyorum. Boşanacağım. Boşan da görelim. Görelim. Boşan. Ha, sana ben. Nereye gidiyorsun Ayşegül? Ayşegül. Nereye gidiyorsun? Ne oldu? Ay siz bir daha geliriz, tamam mı? Ay, Ayşegül. Allah. Yeter ya, yeter. Hani imzalayacaktı? Yani imzalayacaktın? Ya kızım, ne alakası var Allah Allah? Ben sana ne dedim? Ha? İkna olursam imzalayacağım demedim mi?
Ben bu kadın bence bizim derdimizi falan anlamadı. Başkasına gidelim. Yalancı! Ya Ayşegül ne alakası var ama şimdi yalanla? Gel bırakayım seni. Hayret bir şey. Aa, bu Can Tekin değil mi ya? Gıcık gıcık bu ya. Efendim Murat. Ayşegül neredesin sen? Bir işim çıktı, ne oldu ki? Can'la mıydın? Evet ama. Hem de evlilik terapisinde. Öyle mi? Sen nereden biliyorsun? Demek doğruymuş. Tamam. Tamam Ayşegül. Sonra konuşuruz. Alo. Murat. Nerede benim kahvem? Medihe Hanım bundan sonra İsmail Bey'e kahve yapmayın dedi. O ne demek o? Ya şunun şurasında 3 gramlık bir keyfimiz var. Şu demek oluyor babacığım. Artık bu evde sıkı yönetim var demek oluyor. Bana bak Medihe. Baba lütfen üsteleme. Senin iyiliğini düşünüyor. Benim iyiliğimi mi düşünüyor? Benim iyiliğimi düşünseniz Can'a dayatmazsınız boşan boşan diye. Sarıp sarmalarsınız Ayşegül'ü. Ama nerede sizde o yürek? Tutturmuşsunuz boşan boşan. Sanki Tahsin seni alıp gelin olarak getirdiğinde ben çok hevesliydim sana. Bu ne demek şimdi? Baba açmayalım eski konuları lütfen. Bir dakika. Açalım Tahsin, açalım. Dur bir. Tahsin benimle evlenmek için sabahlara kadar kapılarda bekledi. Siz beni gelin diye almak için az mı aşındırdınız evin yolunu? Rahmetli babam ancak 3. seferde verdi. Hayt, sen öyle san. Tahsin bu ne demek oluyor? Şu demek oluyor. Tahsin seni alıp geldiğinde sen de istenilen gelin değildin zamanında. Baba lütfen. Çocuk sevmiş etmiş dedik. Hatırına nazına aldık seni kabul ettik. Görüyorsun insan sevdiği evladı için nelere katlanıyor. 35 yıl kıkıp çıkmadı şu evde. Öyle mi? Aşk olsun baba. Olsun. Aşk olsun. Ama Can'la Ayşegül arasında olsun. İkide bir niye giriyorsunuz Karaçalı gibi çocukların arasına? Görüyorsunuz işte oğlan söyledi. Seviyor kızı. Bütün gemileri yaktı. Hey, bu durumda size ne karışmak düşer ha? Düşseydi bana düşerdi zamanında. Murat. Hoş geldin Ayşegül. Hoş bulduk. Girebilir miyim? Bu nasıl soru? Versene. Otursana. Murat sen bugün bir şeyleri çok yanlış anladın. Şimdi ben sana bir anlatayım istiyorum. Ben artık sadece seni anlamak istemiyorum. Ben seninle hayatı paylaşmak istiyorum. Sürekli bir puzzle çözer gibi parçaları birleştirmek inan bana çok zor. Can bugün anlaşmalı boşanma işini kabul etti. O yüzden buluştuk. Sonra olmadı tabii. Şimdi diyeceksin bana ne? Ama işte ben de böyle biriyim Murat. Yani bir yanım bir yanıma uymuyor. Doğru bildiğimi okuyorum. İşleri birbirine karıştırıyorum. Zaten böyle bir tip olmasam benim bu evlilik oyununda ne işim var? Aklı başında bir insanın bu işte ne işi var ki zaten? Ne istiyorsun Ayşegül?
Bana ne istediğini söyle. Dünyayı ayağına sereyim. Sadece söyle. Sadece şu sislerin arasından bana net bir ışık yak. Ben genelde ne istediğimi bilmiyorum Murat. Ama ne istemediğimi çok iyi biliyorum. Ben bu evliliği sürdürmek istemiyorum. Ama sana daha fazlasını söyleyemiyorum. Çünkü ben de bilmiyorum. Kestirip atmak gerek. Görüşürüz. Sevgilim sana da elveda, elveda bütün suçlara, bütün cezalara. Yolculuğum zamanı yaklaştı, biliyorum bir yandan içimde bir şey acımakta. Ah, ciğerim yarıyor.
Ay. Ay ben daha yemeyeceğim. Vallahi yemeyeceğim. Kaldırım şiştim. Evet evet kaldırıyorum. Ben de tutamıyorum artık kendimi. Ece senin hamileliğin beni feci vuruyor. Aha. Ben geç kalıyorum. Aşkım sen ne yapacaksın bugün? Vallahi bilmiyorum ki. Aşkım ne yapayım? Yürüyüş falan yapıyorum ya. Çok halim yok ama. Tamam. Fazla yormadın ha. Tamam. Aa ben de gelirim seninle ya. Havalıymış o. İyi hadi bakalım. Aa telefon. Kim arıyor? Murat. Ay iyi insan lafın üstüne arar gerçekten yani. Hadi aç aç. Ece şu an kim Murat dedi burada? Aa demedik mi? Aa, şey ben öyle aklımdan geçirdim ya ondandır. Hadi aç aç. Ece bak bunları hep hormonlara veriyorum. Yoksa çok fena papaz olacağız ha. Ay hadi hadi aşkım hadi. Ay tamam efendim hadi içine bak sen. Hadi. Susun be. Gıcık oluyorum zaten. Hıtık. Alo. Efendim Murat. Ayşegül, ne yapıyorsun? Akşam müsait misin? Akşam mı? Ne yapacağız ki? Güzel bir yemek yiyelim mi? Dünkü o saçma sapan konuşmamızı da unutalım ha. Benim buna çok ihtiyacım var. Benim restorana falan gidesim hiç yok Murat ya. Sonra abuk subuk haberler çıkıyor zaten. Restorana gitmeyeceğiz zaten. Ben yapacağım yemeği. Sen mi yapacaksın yemeği? Of, yemek mi yapacakmış? Evet, fena aşçı değildir biliyorsun. Ve Ayşegül, şu dünkü saçma sapan çıkışım için gerçekten kusuruma bakma. Yok ya, haklısın da. Kabul et, kabul et. Tamam, o zaman sen de 8'de. Ne yapayım, ne yersin? Ne mi yerim? Ben ne bulsam yerim Murat. Tamam, hoşça kal. Görüşürüz. Kız ne diyor ayol, ne diyor? Ne görüyorsun ya? Aa, gülerim tabii ki ya. Ben her şeyi yerim denir mi kızım ya? Bir şeyler söyle ne bileyim. İşte soya sosu, tavuk da bir şey de yani. Allah'ım yarabbim ne diyor? Anlat ne yapacakmış, ne pişirecekmiş? Ay üf! Sakin ol Ece, sakin ol. Allah Allah. Ay Allah Allah, sakiniz ayol. Kız, sen ne giyeceksin akşama? Sen ne yapıyorsun patron ya? Sen ne yapıyorsun ya? Lan sessiz ol. Anahtarını ver bana. Buyur. Evin anahtarını ver bana. Olmaz. Benim karım hamile korkar falan. Hem sen ne yapacaksın bizim evde ya? Allah Allah Efe karıma bir şey yapmayacağım ya. Ver anahtarı. Ne yapacaksın bizim evde sen patron ya? Ya Ayşegül inşallah alıp çıkacağım şimdi. Beni görürse hayatta vermez o. Hadi. Lan sen de mi Muratçı oldun be? Ya saçmalama patron. Ben de uyuz oluyorum herife zaten. O zaman... Oğlum bak ben de onlar çıkana kadar burada bekleyeceğim merak etme. Ondan sonra girip işimi halledeceğim, çıkacağım. Ver. Patron. He. Bak Ece beni var ya bu sefer kesin doğurar diyorum sana. Allah belamı versin doğurar. Vermezsen ben doğuracağım lan sen. Ver şu anahtarı. Patron. Hadi. Bakıyoruz patron. Saatten haberin var mı? 11 falan. İşin gücü yok lan senin. Tamam. Aynen hadi canım. Patron dikkat et bak. Hadi. Ama elle yıkadığınızda su ihtiyacınız... Can Tekin'in canlı yayında eşinin özürleşini izlediniz mi? Aa izlemez olur muyum kızım? Torunum kaydetmiş. Başı alıp alıp izliyorum. Ne düşünüyorsunuz peki? Bak tüylerim diken diken oldu. Nasıl sevmektir öyle? Helal olsun. Buradan sesleniyorum. Can Tekin sakın o kızı bırakma oğlum. Sakın. Gerizekalılar sürüsü. Ne kadar güzel kandırıyorlar insanları. Gel buradan gidelim.
Ay Ayşegül vallahi iyi ki çıktım benle ya. İki adım atınca böyle var nefesim tıkanıyor, yürümek istemiyorum. Şimdi sen varsın girelim konuya, güzel güzel yürürüz. Ay Ece vallahi sen umurumda değilsin. Her şey bebek için. Her şey bebek için. Her şey bebek için. Her şey bebek için. Şişti ya. Yüzük bile çıkmıyor ya. Bacaklarım desem davul gibi oldu. Ya, hamile olduğun için olabilir mi Ece? Doğurunca geçer. Analık çok zor Ayşe. Çok zor. Bilmez miyim? Benim de minnak var. Hadi Ece Milesin beni vurdu ya. Kafayı yedim iyice. Hadi. Kafayı yedim hamileni. Oh. Oğlum hadi sene. Hadi derken? Tuvaleti kullanacağım demedim mi? Kaçtı? Yani kaçtı derken aslında benim hiç gelmemiş. Böyle herhalde şeyden teyzeciğim, ben böyle stres falan olunca geldi zannettim. Ben gideyim. Ben gideyim. Gel oğlum gel. Gitmeden önce mıncırayım seni. Anneanne bıraksana. Sen karışma. Oy! Televizyondan daha yakışıklıymışsın. Hem tatlı hem aşık. İzledim yayında. Yüreğim cız etti. İnşallah düzelir. İnşallah kurtarırsın yuvanı. İnşallah. İnşallah ben açmam. İnşallah. İnşallah ya. O zaman ben çıkayım. Çok teşekkürler. Öpeyim sizi. Canım yavrum benim. Tekrar teşekkürler. Teşekkürler. Gösterdiğin yere. Canım benim çok teşekkür ederim ya. Vallahi bittim biliyor musun? Çok yoruldum. Acıktın mı? Hı-hı. Makarna yapsana teyze şikası. Yapsana ya abi makarna. Peynirli makarna. Of. Teyze gibi teyze be. Bak gördün mü anneciğim, teyze bize peynirli makarna yapacak. O zaman ben üstümü değiştirip yapıyorum.
Ece! Valiz yok. Nasıl yok ya? Oradadır. Ece, valiz yok. Acın nasıl yok? Efe kaldırmıştı yatak odasına falan. İyi bak, nereye gidecek koskoca valiz ya? Ece yok. Vallahi yok. Nerede benim eşyalarım? Nasıl yok ya? Efe. Alo. Ah Efe. Hemen bana doğruyu söylüyorsun. Ayşegül'ün eşyaları nerede? Nerede? Canım ya, hasretime hiç dayanamaz ki. Hemen arar kocasını. Alo, Kunduzcuğum? Nerede benim eşyalarım? Ya bağırma Ayşegül, bağırma. Ben aldım evet. Ve şimdi ait oldukları yere geri götürüyorum. Ya sen benim eşyalarımı nasıl alıyorsun ya? Onların yeri benim yanım. Hayır Efe, ben senin tutamadığın ağzının. Ya sen manyak mısın ya? Ya sen hasta mısın? Ya sen nasıl bana sormadan benim eşyalarımı oradan oraya götürüyorsun ya? Orası benim evim zaten, sana soracak değilim. Akşam evde ol, geliyorum. Vallahi mı? Alo Ayşegül, Ayşegül. Geliyorum dediyse gelir herhalde ya. Gelir gelir. Yo, bensiz dayanamaz ki zaten. Hadi bakalım Cantekin. Hazırlıklar başlasın. Ne yapsam, ne yapsam, ne yapsam, hangi kapıyı çalsam? Bir an yanımdasın, sonra onunlasın. Aşk böyle bir şey mi, bir şey mi? İçim karman çorman. Geldim. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Buyurun. Sağ ol. Can? Güneşi çevir bana.
Sevgilim bağışla, biraz zor olsa da. Affet beni akşamüstü gölgem uzarken. Öğleden sonra affet, ne zaman istersen. Affet beni gece vakti, ay doğmuş süzülürken. Sabaha kalmadan affet, tam ayrıldık derken. Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen geceme gündüz oldun. Sen canıma yoldaş oldun. Sen kışıma yorgan oldun. Çünkü sen çölüme yağmur oldun. Sen geceme gündüz oldun. Sen canıma yoldaş oldun. Sen kışıma yorgan oldun. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Yemek. Peynirli makarna. İşte buna hayır de. Sen ne arıyorsun burada? Oo, misafirin mi var? Aynen öyle. Şimdi gider misin efendim? Murat, benden duymuş olma ama o misafir gelmeyecek. Ben senden boşanmayacağım Ayşegül. Can. Her şey bitti. Bu ev
gecelik oyununu sürdüremem artık. Gelmeyecek. Boşuna bekliyorsun. Sen yine ne saçmalıyorsun Elif? Hı? Buraya gelmeden önce Can'a gittim. Gördüm onları Murat. Dans ediyorlardı. Sarmaş dolaş sanki dünyada başka kimse yokmuş gibi dans ediyorlardı. İnanmıyorum sana. Murat, bazı yalanlar beni bile aşıyor. Bu kadarını ben bile uyduramam. Gördüm onları diyorum. Hatta dans ettikleri şarkıyı da duydum. İstiyorsan hangi şarkıda dans ettiler sana söyleyeyim. Duman, senden iz yok hayli zaman. Duygu
kapıyı çalsam. Bir an sen yanımdasın, saçlarımda tadımdasın. Sonra işte